Gördüğüm kadarıyla milli duygular kabarmış. Oğlum bir şey diyeceğim. Şimdi limon sıkmış ol gibi olacağım ama 10 kişilik takımı göt zoruyla yendik ya. Yalan mı yani? Şimdi ülke ocağına çevirdiler çeteyi. İzledim. Portekiz ne kazık attı yalnız, değil mi? Çek Cumhuriyeti'ne. Sattılar maçı Gürcistan'a. Gürcistan tur atladı ya. Sus ve galibiyetin tadını çıkar. Moruk, 0 puanla elenseydik de 9 puanla çıksaydık da sikinde olmazdı yani. Seyrettim de vallahi ben de o kadar ölmüş ki milli duygular. Yani hani Cenk gol attı ya içimde bir şey kıpırdamadı. Hakan Çalhanoğlu garip bir adam. Hayalet gibi dolaşıyor sonra raket gibi ayağı var. Bir vuruyor gol oluyor. Anlamıyorum. Nasıl Serie A'nın MVP'si oluyor anlamıyorum. Arda iyi değildi. Biraz hayal kırıklığı oldu. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ben de öyleydim bir zamanlar salık. Hepimiz öyleydik o. Hepimiz geçtik o endoktrinasyondan. Ortaokulda, lisede. Ama ben de çok ölmüş ya. Vallahi galibiyete sevinemiyorum. Kusura bakmayın. Sevincinizi çok paylaşamıyorum. Vatan haini diyeceksiniz belki de. Öldürdüler amına koyayım. Öldürdüler. İçimdeki vatan sevgisini öldürdüler. Edip de milliyetçi bir hocam. Bence öyle. Bence öyle. Yani Kürt milliyetçisi. Bence öyle. İnkar eder ama bence öyle. Portekiz Çekya'ya büyük kazık attı ya. 2-0 nasıl yeniliyorsun Gürcistan'a sen ya? Ama Çekya'nın suçu. El sikiyle gerdeğe girilmez. Yenecektin Gürcistan'ı. Neyse yine de yendik sonuçta. Evet. 10 kişi takımı 2-1 yendik yani. Kim çıkacak şimdi bizim karşımıza belli mi? Avusturya mı çıkıyor? Oğlum Avusturya hiç seyretmedim tabii de böyle turnuvanın flash ekibi denilen bir takım. Bence bizi döverler. Yani inşallah göt olurum da. Ya çünkü hocam Gürcistan'ı yendik. Takım değil. 10 kişilik Çek Cumhuriyeti'ni yendik. Portekiz'e 3-0 yenildik. Yani çok umut vaat etmiyoruz ya. 6-1 mi yendi bizi geçen? Hazırlık maçında mı? Valla bunlar iyi işaret değil. Ha dur benim taktiğim vardı değil mi? Şunun buharıyla temizliyordum gözlüğümü. Technology. Science work. Yeah, science bitch. Yeah, Mr. White. Hazırlık maçında 6 gol nasıl yiyorsun ya Avusturya'dan? Avusturya'yı biz 2002 Dünya Kupası elemelerinde biz Avusturya'yı 5-0 yenmiştik, değil mi? Hiçbir televizyon programında ismi zikredilemeyen Hakan Şükür hat-trick mi yapmıştı? Neydi? Okan Buruk çok iyi oynamıştı. 5-1 hatırlıyor musunuz o maçı? 5-0 yenmiştik. Deplasmanda da 1-0 yenmiştik. Nereden nereye? Şimdi harika takımımız vardı. Şimdi Avusturya bizi tokatlayacak gözüyle bakıyoruz. Bahis şeylerinde Avusturya'ya daha düşük veriyorlar, değil mi? Neyse bu kadar futbol muhabbeti yeter baydım. Sonuç olarak ikinci olarak gruptan çıkmışız. Başarılı bir sonuç. Bizim kadromuz çok da iyi değil lan bu arada. Yani evet 18-19 yaşında çocuklar var gelecek vadeden Kenan falan ama çok da iyi bir takımımız yokmuş ya. Forvetimiz yok oğlum. Yani ama forvetimiz yok diyoruz da Cenk Tosun'un ölüsü bile oynuyor. Ferdi'yi ben de beğeniyorum. Gerçek. Ferdi de Gökhan Gönül vibe'ı yok mu? Çok benziyor oyun tarzı Ferdi'nin. O koşulları, driblingleri. Biraz çalımı olsa Ferdi'nin. Hani böyle Real Madrid'in bir altı takımlarında oynar. Atletico Madrid'de oynar. Biraz çalımı olsa Atletico Madrid'de falan oynar yani. Çalımı biraz zayıf. Çok iyi oyuncu ama beğeniyorum ben. Bir de değil mi? Sevimli çocuk. Neyse arkadaşlar. Ya futbol konuşmayalım dedim de konuşalım amına koyayım. Bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Kızlar, sıkı, sıkı. Bu yayın biz burayı kıraathaneye çevireceğiz.
Hocam ben bir de internetten seyrettim. 2 dakika geriden geliyor. Gollerde hep spoiler yedim kahvehaneden. Gol diye bağırıyorlar. Ben de top orta sahada amına koyayım. Tüh diyorum amına koyayım. Kahvehaneden yenilir mi ya? Nedved ve Koller sakat mıydı göremedim maçta. Harbiden ne oyuncuları vardı Çek Cumhuriyeti'nin. Şimdi hiçbirini tanımıyorum. Gerçi ben futbolu takip etmiyorum. Normal tanımam da. Jan Koller diye bir adam vardı ya. Kel. Jaap Stam'ın forvet versiyonuydu. Nedved. Ballon d'Or'u var değil mi Nedved'in? Çok iyi topçuydu. Çok çok iyi topçuydu. Evet, hakem biraz ılık götlüydü moruk. Hakem kesin sol liberal. Her şeye kart çıkarıyor ya. Kırmızı kart haklıydı yalnız. Adamın 2 kartı da sarı kartlıktı. 2 faulü de sarı kartlıktı. Özür dilerim. Ama sonra bence hakem biraz şey yaptı moruk. Ulan acaba kırmızı kart kararı sert miydi deyip bize biraz bol keseden sarı kart verdi gibime geldi.